Atıf ne oluyor? Fırat Kazan siz misiniz? Evet. Bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Hakkınızda suç duyurusu var. İfadenize başvurmak zorundayız. Kolay gelsin. Soracağım bir şey olursa ara. Çekinme. Fırat, hemen geliyorum arkanızdan. Sakın böyle bir şey yapma. Fırat Bey, ben de geliyorum. İstediğiniz bir şey var mı? Gerek yok. Zaten hemen döneceğim. Memur Bey, ben avukatıyım. Nereye götürüyorsunuz? Emniyet müdürlüğüne. Atıf, sen ne zaman böyle bir adam oldun ya? He? Benim ağzımdan laf alıp nasıl ihbar edersin adamı? Ya polisleri aramayıp da ne yapacaktın Narin? He? Onlar gibi kanunsuz yollarda mı halletseydim işlerimi? Bak, bu daha haneye tecavüz. Daha büyük belalar gelecek başlarına. Emin ol. Nereye varacağını sanıyorsun? Sermettir senin evine giren. Merak etme, evraklardan daha kıymetli şeyler vardır elinde. Ya ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki. Hasta adamı düşürdüğün hale bak. Narin. Atıf, kes, dinlemek istemiyorum seni. Beni düşürdüğün hale bak ya. Nasıl yaparsın bana bunu? Nasıl yaparsın? Beni bu duruma... Ya bana oyun oynadın resmen. Beni ne duruma düşürdüğünü farkında mısın? Belki de ince ince düşündün, bilmiyorum. Ya nasıl olur da elim kolum bağlı durmamı isteyebilirsin? Hem de senin gibi bir avukat. Ne oldu, Fırat girince mi kanunlar değişiyor? Hani kararlıydın? Narin Hanım, bana da haber verin, olur mu? Ya Narin. Narin. Narin! Narin! Irmak, nereye ya? Ablacığım, ben burada duramayacağım daha fazla. Sermet Bey'e gideceğim. Belki bir gelişme vardır Fırat'la ilgili. Dur, bekle. Bekle. Ben de geliyorum seninle. Seni bu halde yalnız bırakamam. Hadi hadi. Can, şey yaparsın sen de hadi. Ne yaparım? Ben sana bir şey yapacağım ya. Ne yapacağımı bulabilsem. Aç şu telefonu. Şu telefonu aç. Efendim Atıf. Arabayı sağa çeker misin? Bak konuşacağız. Çok fena yapacağım. Çek şu arabayı sağa. Arayıp durma ya. Bırak peşimi. İstemiyorum seninle konuşmak falan. Ah, ben telefonumu şarjda unuttum. Hemen alayım, geleyim. Otelde olduğumu senden başka bilen hiç kimse yoktu. Fırat, ben gerçekten Atıf'a, yani seninle ilgili bilgi verirken öylesine hani... Ama ben suçsuz değilim. Onun evine girdim. Benim hakkımda abuk subuk topladığınız, haberim olmadan düzenlenmiş belgeleri, kötü niyetli çabalarınızı gördüm. Herif deli olsun diye de öyle bir not yazdım. Fırat, eve girmek için insanları darp ettiğiniz söyleniyor. Bu doğru mu? Ben kimseyi darp etmedim. Tarzım değil. Bak, ben gerçekten senin adının böyle şeylere karışmasından dolayı son derece üzgünüm. Buralarda adının geçmemesi gerek. Senin ne hissettiğin umurumda bile değil. Ama şunu bil. Buradan çıkar çıkmaz kendini kötü hissetmen adına her şeyi yapacağım. Merak etme. Fırat, niye bana bu kadar kızgınsın? O benim kendime kızgınlığım. Bir aşkın bu kadar uzun sürebileceğini, bütün zorlukları aşabileceğini kendimi çocuk gibi inandırdığım için. Seni avukatım olarak istemiyorum. Hayatımda da istemiyorum. Uzun süredir benimle uğraşıyorsun. Ama nedenini anlıyorum. O gece ormanda kaçmadım.
seni bırakıp gitmemin bedelini ödetiyorsun. Ödeştik. Artık görüşmeyeceğiz. Narin, kötü bir şey mi oldu? Narin, Fırat'a bir şey mi oldu? Ne oldu? Gene hastalandı mı yoksa? Hasta. Ne oldu? Yine mi bayıldı? Kafadan hasta. Ha, onu biliyoruz canım. Uğraşamamışım. Ay, bu kız iyi değil. Yürü, kafede bekleyelim. Yürü. Narin. Salih komiserim, izin verirseniz bir Fırat Kazan'a bakacağım. Hastaydı da, durumu nasıl öğrenmem lazım. Neyin oluyor senin bu bankacı? Müvekkilin değil Narin Hanım. Eski bir arkadaşım. Çocukluktan. Yalnız birkaç dakika. Fırat suyuna zehir katıyorlarmış. Biri seni zehirlemeye çalışıyormuş. Onun için hastalanıyormuşsun o kadar. İyi numaraymış. Sen bunu daha önce niye düşünmedin? Kes artık saçmalamayı. Her hafta enjekte ediyormuş bidonuna zehiri. Çocuğu satın almışlar. Sermet çocuğu yakalamış ama çocuğu öldürdüler. Azmettireni öğrenemedik. Tekrar deneyebilirler. Kim yaptırabilir sana böyle bir şeyi? Bir fikrin var mı? Atıf, çok düşünmeye gerek var mı? Atıf'ın tarzı değil. Atıf hukuki yollardan halleder bu işi. Fırat, kim sana bu kadar düşman? Gerçekten bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Buradan çıkınca sadece atlarla muhatap olacağım. İnsanlardan çok bıktım. Seni bırakacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Gerçekten. Yarın sabah mahkemen var. Her şeyi okudum. İfaden gayet akıllıca. Seni muhtemelen serbest bırakacaklar. Tutuksuz yargılanacaksın. Ondan sonra gideriz buradan. Uzaklara. Heh? Oturur konuşuruz uzun uzun. Anlatacaklarım var. Seni gerçekten bırakmayacağım Fırat. Sen beni çoktan bıraktın. Sadece biraz kafan karışık. Benden uzak dur. Evine git. Başlamadın mı daha? Başladım. Sen niye dışarıdasın? Ha, anladım.
Bizim birader fazla gergin yine. Ne oldu, bitmedi dava değil mi? Gecikmedim yani. Yok, biz de bekliyoruz. Narin, Fırat'ı zehirliyorlarmış, kesinleşti. Sen biliyorsun da bir işin gerisinde kimin olduğunu. O iş bende. Tabii. Çenemi yormama da gerek yok. Sen bulup vereceksin cezalarını. Fırat, şükürler olsun. Fırat, çok merak ettim seni. Geçmiş olsun. Çok sıkıldım burada. Hadi gidelim geç. Irmak gel sen de. Seninle ilgili ne zaman iyi gitti ki herhangi bir şey? Varlığında, yokluğunda hep böyle kalbimi ağrıtacak benim. Bu zehir olayının arkasında Erol var birader. Ama sen merak etme, ben onun defterini duracağım. Ali beni otele götür. Bu şehrin havasını daha fazla solumak istemiyorum. En güzelini yapıyorsun birader. Ali beni eve bırak, abinle yengeni de otele atarsın. Hayır, yalnız gideceğim otele. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.